Herkese merhaba. Not defterim yanımda. Şimdi bazı şeyler okuyacağım. Adil Bey, bir ilişkide bu Instagram'dan gelmiş bir mesaj. Hepsini çünkü yanına not alıyorum. Bütün mesajları not alıyorum. Bazıları soru, bazıları yorum. Ben soruları sizinle paylaşıyorum şimdi videolarda. Hazır vaktim varken. Adil Bey, ilişkide ciddiyeti ne zaman anlarız? Şimdi ben buna kısaca değinmiştim. Yine bir kadın gönderen takipçim bir kadın. İlişkide ciddiyeti anlamanın süresi hani 3 ay 10 gün sonra anlarsın veya ne bileyim hani Perşembe günü saat 19:20 geç anlarsın, öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, ilişkilerde devir çok enteresan bir hal aldı. Davranışlar çok değişti. İnsanların yaklaşımları çok farklı. Normalde ciddi bir ilişki, yani bir evlilikten bahsediyorsak, bunun 2 senelik bir şeyi var, ön süresi var. Yani siz bir insanla bir 2 sene flört etmelisiniz evlilikten önce. Burada birlikte yaşamak mümkünse aynı evde zaten mükemmel. Yani evlilikten önce birlikte yaşıyorsanız evlilikte meydana gelecek sorunları önceden görürsünüz. Çünkü aynı evde yaşamak kolay değil, hiç kolay bir şey değil. Bu insanı tanımanın birkaç tane yolu var, anlatmıştım. Aynı evde yaşamak, seyahat etmek, yurt dışı, yurt içi seyahat etmek, birlikte vakit geçirmek şöyle. Araba yolculuğu yapmak. Atıyorum İstanbul'dan Antalya'ya gidin arabayla, yani böyle. Çünkü çok açık verebilir. Yani fazla insanlar maskelerini çok fazla taşıyamaz. Bazı durumlar var, ortaya koyar kendisini. Seyahat, birlikte yaşamak, işte yurt dışı seyahati. Çünkü neden? Zor durumlar oluyor. Enteresan problemler çıkıyor işte gezilerde falan. Ve bu zor durumların da üstesinden gelmek için o insanı tanırsınız, yani nasıl tepki veriyor falan diye. Ciddiyeti anlamanız için bir 2 sene birlikte bir flört etmeniz lazım, bir ilişki lazım. 2 sene ilişki lazım, yani çok bunu net olarak söylüyorum size. 6 ayda da tanıyıp evlenen insanlar var. Hem de evlilikleri de çok iyi gidiyor. Olabilir yani, olmaz diye bir şey yok. Ama bunun iyi yöntemleri, doğru olanları, yani birbirini tanımak anlamında 2 sene falan birlikte dolu dolu vakit geçirmektir. O insanın size yaklaşımları sadece cinselliğe yönelikse, yani sürekli birlikte bir araya geliyorsunuz, seks yapıyorsunuz, sonra gidiyor. İşte aramıyor haftalarca falan. Bu zaten ciddi düşünen birisi değil. Yani bu insanı ciddiye almayın. Ama bu insan sizinle sık sık görüşmek istiyor, vakit geçirmek istiyor. Buluşmaların hepsi sekse yönelik değil, cinsellik taşımıyor. Hadi bana gel, hadi işte şuraya gidelim, otele gidelim, şunu yapalım, bunu yatalım, kalkalım değil. Başka şeyler de yapmak istiyor. Sinemaya gitmek istiyor, sizle gezmek istiyor, sizi ailesiyle tanıştırıyor, sizi arkadaşlarıyla tanıştırıyor. Yakın arkadaşlarıyla aynı masaya oturuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bu adam ciddi bakıyor. Çünkü yavaştan sizi zaten hayatına sokmaya başlamış, arkadaş çevresine falan sokuyor sizi. Yani mesela buradan anlarsınız. Ama hiçbir şekilde özel hayatına sizi sokmuyor, iş hayatıyla ilgili bilgi vermiyor, ailesinden bahsetmiyor, sizi kendi sosyal hayatına sokmuyor falan. Yani bunun sizle ilgili ciddi bir planı yok zaten. Çünkü zaten bu belli. Yani tamamen konu cinsellikle ilgili işte. Bir buluşuyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Onun dışında paylaşımlar yok. Sinemaya götürmüyor, konsere götürmüyor, güzel bir aktiviteye götürmüyor, işte sosyal hayatına sizi sokmuyor. Yani burada ciddi bir ilişki tarzı yok. Bir tane daha konu var. O da şu: sizin hayatınızı hiç merak etmiyor. Ailenizle ilgili sorular sormuyor. Sizin geçmişinizle ilgili sorular sormuyor. Sizinle ilgili meraklı olmadığını görüyorsanız, çünkü sizinle bir geleceği düşünmeyen bir insan sorular sormaz. Yani geleceği düşünen bir insan biraz soruşturur, biraz böyle enteresan sorular sorar size. Ailenizi anlamaya çalışır, aile ilişkilerinizi anlamaya çalışır. Ya bütün bunlar, bütün bu size verdiğim tüyolar, bir erkeğin ciddiyetini anlamanın yollarıdır. Yani bunları yapan bir adam zaten size diyor ki ben ciddiyim. Yani seninle ilgili bazı şeyleri merak ediyorum çünkü geleceğimde sana yer vermek istiyorum diyor. Adam ciddi. Ama bunları yapmayan bir insan, bu şekilde size yaklaşmayan bir insan ciddi değil zaten yani. Sadece ne kadar hani bir ay daha, 2 ay daha, 3 ay daha cinselliği yaşamak istiyor. Sadece amaç kendi vücudunu, bedenini doyurmak sizinle birlikte. Dolayısıyla bu soruya da elimden geldiğince cevap vermiş oldum. Başka detaylar da var ama genel olarak bu söylediklerime dikkat ederseniz zaten adamın ciddiyetini anlarsınız. Görüşmek üzere.